Yardım ki bugün tıpta tedavisi olmayan bir derdin özellikle bayanlarda var. Fibrokist, fibroadenom. Her iki kadından birinin memesinde fibrokist var Hüseyin. Fibroadenom var. Bu mens öncesi bir hafta önceden başlar, sertlik, ağrı ve hassasiyet yapar. Ve dayanılmaz da ağrı verir. Hatta doktora gittiğinizde bir de mikrokalsifikasyonlar görüyorum diyorsa, o 6 ayda bir kontrole gelin, işte kötüye dönüşebilir filan. Şimdi çanlar çalmaya başladı mı? Huzursuz olmaya başladınız mı? E ne öneriyorsunuz doktor bey? Şimdi burada bakın, karşınızda sizin bir hasta var. Ne öneriyorsunuz? Ne yapabilirim? Hangi tedbirleri alabilirim? Brokistlere karşı ne önereceksiniz? Hadi bakalım. İlaç yok. Brokoli kürü. Bak bugün on binlerce kadın, genç kız nasıl dua ediyor biliyor musun Hüseyin? Dayanılmaz bir ağrı. Fibrokistleriniz yok oluyor. Bak solid kitle olmamak kaydı şartıyla. Hipoekoik kist. Baksınlar ultrasonda ve görecekler. Hem kalsifikasyonlar gidiyor hem de fibrokistleriniz yok oluyor. Bakın şimdi kalsifikasyon diyor ya, yani kalsiyum birikmesi var. Bu sefer de diyorlar ki kalsiyum bakımından zengin gıdaları tüketmeyin. Yani kalsiyum bakımından zengin gıdaları tüketmeyin. Bu sefer kalsiyumu engelliyorlar. Mesela böbrek taşı olanlara da söylüyorlar. Sakın ha diyorlar, kalsiyum bakımından zengin gıdaları tüketmeyin. Böbrek taşınız artar. İşte memedeki kalsifikasyonlarınız zenginleşir. Küllün yalan. Küllün yanlış. İngilizler bu konuda araştırma yaptılar. Böbrek taşınız mı var? Veya memede fibrokistlerin etrafında bir de kalsifikasyon mu başlamış? Tam tersine, kalsiyum bakımından zengin gıdaları tüketeceksiniz. Evet, evet Allah. Yani dolayısıyla şimdi bir de bu insanlara kalsiyumu siz kesince, hele hele bir de menopoz dönemindeyse kadıncağız, zaten kemik erimesi var, östrojen hormonu düştüğü için bir de kalsiyumu engelliyorsunuz, tam kemik erimesi, tam hastalığın kucağına ne yapıyorsunuz, atıyorsunuz kişiyi.